Bu videoda periyodik tablodaki grupları inceleyeceğiz. Periyodik tablodaki dikey sıralara yani sütunlara grup diyoruz. Kolay anlaşılmaları için bu sütunlara numaralar da verilmiş. Bu birinci sütun yani birinci grup. Bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, bu beşinci, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. grup. Bazılarınızın peki buradaki f bloğu elementlerine ne olacak diye düşündüğünüzü biliyorum. Periyodik tabloyu düzgün bir şekilde gruplamak için bunların yerini değiştirmemiz gerekir. D ve P bloklarının sağında kalan her şeyi kaydırıp F bloğuna yer açmak için bu karelere onlara ayrılmış yerler olarak düşünebilirsiniz. Ama kural olarak bunların numaralandırılmadıklarını da eklemek istiyorum. Peki bu sütunların neden grup olarak adlandırıldıklarını ve periyodik tablonun da buna göre düzenlendiğini öğrenmek ister misiniz? Periyodik tablonun ilgi çekici özelliklerinden biri de budur. Belirli bir sütundaki elementlerin hemen hemen hepsinin bazı istisnalar dışında birbirlerine çok çok benzer özelliklere sahip olduklarını göreceksiniz. Bunun sebebi aynı grupta ya da sütunda bulunan elementlerin en dıştaki kabuklarında aynı sayıda değerlik elektronuna ya da değerlik elektronlarına sahip olma eğiliminde olmalarıdır. Başka bir deyişle valans ya da değerlik elektron sayıları aynıdır. Değerlik elektronları tepkimeye girecek elektronlardır. En dıştaki kabuk elektronları alma eğilimindedir. Ve değerlik elektron sayıları bu elementlerin kimyasal tepkimelerdeki davranışlarını belirler tabi istisnalarda olabilir. Hatta özellikle geçiş metalleri olarak adlandırılan D bloğunda birçok ilginç istisna görebiliriz. Ama biz bu ayrıntılara bu videoda girmeyeceğiz. İsterseniz şimdi periyodik tabloyu incelerken karşınıza çıkacak gruplardan, bu gruplardaki elementlerin özelliklerinden ve tepkimeye girdiklerinde neden benzer davranışlar sergilediklerinden bahsedelim. Birinci grupla başlayalım hidrojenin özellikleri diğerlerinden farklıdır. Hidrojen, 8 değerlik elektronuna ulaşmaya çalışmıyor. Bu ilk kabuktaki hidrojen, sadece helyumun sahip olduğu gibi 2 değerlik elektronuna ulaşmak istiyor. Yani en yüksek enerji seviyesindeki elektronlarını 2'ye tamamlamak istiyor. Bu yüzden de hidrojenin birinci gruptaki diğer elementlerle çok fazla ortak noktası olduğunu söyleyemeyiz. Hidrojeni bir kenara bırakacak olursak bu gruptaki diğer elementlere alkali metaller diyoruz. Hidrojen bir alkali metal değildir. Ama birinci grubun geri kalanına alkali metaller diyoruz. Peki hidrojen dışındaki bu elementler neden benzer davranışlar sergilerler? Ya da benzer özelliklere sahipler? Bunu anlamak için elektron dizilimlerine bakmalıyız. Örneğin, lityumun elektron dizilimi, helyumun elektron dizilimine benzer. Buraya helyum yazalım. Sonra ikinci kabuğa geçelim. Burada bir elektron var. 2S1. Değerlik elektron sayısı 1. Lityumun en dış kabuğunda yani en yüksek enerji seviyesinde bir tane değerlik elektronu var. Sıra sodyumda. Sodyumun elektron dizilimi neonun elektron dizilimiyle aynıdır. Ama üçüncü kabuğunda bir elektronu bulunur. Bunu da yazalım. 3S1. Gördüğünüz gibi sodyumun da en dıştaki kabuğunda bir tane değerlik elektronu var. Burada turuncuyla gösterdiğimiz tüm elementlerin değerlik elektron sayısı birdir. Bu elementlerin kararlı bir soy gaz düzenine ulaşmaları için dış kabuklarındaki yani en yüksek enerji seviyelerindeki elektron sayısını 8'e tamamlayıp oktet kuralına uymaları için en dış kabuklarındaki bir elektronu kaybetme eğilimindedirler bu nedenle son derece reaktiflerdir. Evet, alkali metaller hem fiziksel hem de kimyasal açıdan benzer özelliklere sahiptirler. Parlak ve yumuşak olan bu metaller az önce söylediğim gibi reaktif oldukları için doğada bileşik halinde bulunurlar. Yani tepkimeye girmemiş halde bulunmaları çok zordur. Diğer gruplara da göz atalım mı? Buraya geliyorum. Bu gruba toprak alkali metaller deniyor. Buraya yazalım. Toprak alkali metaller Az önceki grupta olduğu gibi bu elementlerde benzer özelliklere sahipler. Çünkü hepsinin değerlik elektron sayısı 2'dir. En dış kabuklarında yani en yüksek enerji seviyelerinde 2 tane elektron bulunur. Bu metaller alkali metaller kadar olmasa da reaktif metallerdir. Dış kabuğa 6 elektron eklemek yerine dış kabuklarındaki 2 elektronu vermek daha kolay olduğundan hala reaktif olduklarını söyleyebiliriz. Dediğim gibi tepkimeye girdiklerinde en dış kabuklarındaki iki elektronu verirler. D grubuna geçelim. Burada elektron dizilimlerini incelediğimizde yine ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Skandiyuma göz atalım. Pembe ile işaretliyorum. Skandiyumun elektron dizilimi argonun elektron dizilimine benzer. Sonra kalsiyum gibi 4s2 olması gerekir. Ama Afba kuralına göre 3d'de bir elektron daha olmalı. Yazıyorum argon 3d1 4s2. Kabukların sıralanmasının doğru olması adına 3d1'i 4s2'den önce yazmam lazım. Aufbau kuralına göre bu elementlerin d bloğunu doldurmalarını bekleriz. Bundan önceki videolarda bunun doğru olmadığını görmüştük. Yine de elektron dizilimlerini öğrenirken bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Sonra buraya geleceğiz ve P bloğunu doldurmaya başlayacağız. Örneğin karbonun elektron dizilimine bakalım. Evet, karbonun elektron dizilimi helyumun elektron dizilimine benzer. Sonra S orbiteli. 2S2. Sonra da 2P2. Kaç tane değerlik elektronu var? En dıştaki kabuğunda yani ikinci kabuğunda 2 artı 2'den 4 tane. Ve bu durum bu gruptaki diğer elementler için de geçerlidir. Bu yüzden de karbonun bağ kurma özellikleri silisyum ve gruptaki diğer elementlere çok benzer. Devam edecek olursak oksijen ve kükürt her ikisinin de değerlik elektron sayısı 6'dır. Ve 8'e tamamlamak için de 2 elektron isterler. Bağ kurma özellikleri de benzerdir. Sarı gruba gelelim. Buradaki elementlere de halojenler diyoruz. Yazalım. Halojenler. 7 tane değerlik elektronları olduğu için bu gruptakiler de son derece reaktif elementlerdir. Bir tane daha elektron almak isterler ve özellikle buradaki alkali metallerle tepkimeye girmeyi çok severler. Son olarak periyodik tablonun nirvanasına ulaşıyoruz. Soy gazlar. 18. grup elementlerine soy gazlar diyoruz. En kararlı grup olan soy gazların ortak özellikleri reaktif olmamalarıdır. Neden diye soracak olursanız en dış kabukları doludur da onda. En yüksek enerji seviyeleri ya da en dış katmanları tamamıyla doludur. Bunun için fazladan elektron istemezler. Son derece soylu ve asildirler. Kimseyle muhatap olmak istemezler. Kendi başlarına takılırlar.